Günaydın gençler, nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi dünkü Taşköprü hamam seferinde başarısız olduk. Bugün Boyabat'a gidiyoruz. Başarılı bir uçum sergiledim ama çekemedim. Ben de panikteyim. Hani tele çarpan oluyor, bu taraftaki şu dama konan oluyor. Aşağı şu yukarıdaki bir bahçenin duvarına konan oldu. O yüzden çekemedim, kusura bakmayın. Çekeceğim ama. Yani iyice alışsınlar yani. Çünkü sabah şimdi sessizlik, kuşlar ötüyor, muşlar ötüyor. Onları ürkütüyor kuşlar. O yüzden bir çatır diyorlar, matır diyorlar kendi kafalarına göre. O çatırdamalarda da nereye gideceklerini iyice kestirmeleri lazım. Yani yüksek dama gitmeleri gerektiğini. O yüzden süre tanıyorum kuşlara. Şimdi Boyabat'a gidiyoruz. Boyabat'ın internetten gördüğüm kadarıyla. Ya Taşköprü'de de hamam var dediler bana. Yok, gözükmüyor internette. Taşköprü'de de hamam var dediler. Gittik, varmış hakikaten, tadilattaymış. Yani hani göt kadar yerde ne olup bittiğini bilmiyor oralılar. Yapacak bir şey yok. Yani bir şey diyemiyorum. Saygı göstermek zorundayım. Ondan sonracığıma şimdi Boyabat'a gidiyoruz. Yani bir kırklanalım, bir temizlenip paklanalım ya. Durum şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Selamünaleyküm gençler. Ne demiştik? Hamama giren terler. Yüzüm beyazladı lan. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi ya, bahçede kuşlar o bu falan. Vallahi kokmuşum ya. Mont kokmuş yani. Ya o tahtalar da pis zaten. Faresi diye boku her şeyi var yani o tahtaların üstüne sinmiş. Kokuyor yani. Ne yapıyorsun? Elinle elliyorsun kesmek için. Yani üstüne başına sürüyorsun elini. Bir şeyler oluyor yani. Ulan var ya. Yani dur manzarayı göstereyim. Karşıki dağlar jandarma. Bak bak. Yüce dağlara bak. Ya Boyabat'tan dönüyorum abi. Hiçbir yer açık değildi ya. Bir malzemeler alacaktım. LED driver alacaktım. Herhalde internetten sipariş vereceğiz. Hiçbir yerde yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar, bahçeye geldik, kümese geldik. Şu yemlik sanki çok ortada oldu. O olmadı, onu modifiye edeceğim. Şu köşe bir şekilde kaldı. O köşeye yemlik yapacağım abi. O köşede orada gizli olsun, üstüne de dolap sistemleri yaparım. İşi böylece kurtarırız yani. Dolap şuraya falan düşünüyordum. Olmaz öyle, ne o ecza dolabı gibi. Şu sırayı da yükselteceğim işte. 1, 2, 3 tane daha kasa lazım. Ve kolay bulunuyor iyi Allah'tan. Çıkmak istiyorlar bak. Çıkarmayacağım ama şimdi. Şimdi atölyede işlerim var. Hadi Allah'a emanet. Şurayı da şey yapayım diyorum bak. Yani şu bölge benim mi artık şu parça? Kümesin ya orayı. Hani bir bahçe şekline sokayım diyorum şu artan tuğlalarla. Ne dersiniz bilmiyorum ya. Tuğlamız da bayağı var. Bak bütün molozları da buraya atıyorum. Olası bir şey yapmak durumunda. Dur bakalım. Şu eski şeyi de çifthane yapacağım abi. Kuşlar eş almıyor kendi kendilerine. Bir de aç tutuyoruz ya. Çifthane yapacağım. Oraya yapacağım şeyi de yemliği. Yemliği de bununla yapacağız. Baksana hiçbir kedi mi diyen mi abi? Kurulu düzen. Kediler korktu artık. Şunu alayım da tamir edeyim. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar merhaba, çifthaneyi yaptım. Şurada duracak şimdi, hem ışık alsın, hani benim görevimi görsünler. İlk önce şu kara çil erkekle şu mavi sinekli dişi, mor diyorlarmış. Onu kapatacağım abi, onlar eş olsun. Yoksa olacakları yok yani, eşleri gidenler var ya, eşlerini bekliyorlar falan filan. Yoksa olmayacak bu iş. Yemilsin, bir su içsinler. Mağdur etmeyelim çocuklarımızı, hayvancıklarımızı. Ya bu botlarım da benim tank gibi ya abi. Hep kırdım ya şu şeyleri. Vallahi kırdım. Hadi bakalım bir su içsinler. Lan! Senatalar bugün iyi uçtular ha. Oğlum beni perişan ettiniz ya. Hani yem var diye hala geliyorlar. Listemizi de aldık sonunda hangisine falan filan. Ben yumurta olan bir yeri mi kapadık? Yok aman ha. Sanki çok yumurta var ya. Dişi suyunu içti, karaçil de içsin.
biraz daha yemek istiyor. Ama öyle bir dünya yok. Aç tutuyorum sizi oğlum, alışmanız için aç tutuyorum. Yesin tamam. Ya bir de gerektiği kadar yem verdim. Bugün biraz erken kapadım. 6'ya 20 var. Açtım öyle bir baktım yem istiyorlar, içeri giriyorlar, tamam yani. Bu durum şekil böyle. Şu son yemi de bitirsinler. Biz de son durumumuza devam ederiz. Hadi Allah'ım. Nasıl daldı lan, mora bak. Evet efendim, buraları toplayacağım şimdi, bir ateş daha yakalım. Bir kıralım buranın havasını gitmeden. Akşam vakti. Bir de işte şey ne demişti ya, birisi bir yorum yazmış, güzel bir yorum ama unuttum ya. Tarık kardeşim yazmıştı, turist Ömer ya herhalde, o yazmıştı. Şuraya bak, leş gibi oldu ya. Dur bakacağım ya, bakacağım. Yani durum şekil böyle. Çıkan malzemeler mutlaka bir yerde lazım oluyor sevgili dostlar. Hepimiz bunu gördük yani, görüyoruz da. Yani olmayan mesela şu, ne bu yani mesela, onu hurdaya. Bunları bak satacağım, ne biçim para edecek. Hepiniz de şahit olacaksınız yani. Somunlar var. Somunlar yani. Bak geçen somun bulamadık. Biliyorsunuz değil mi? Yani sonra diyorsun bunları niye biriktiriyorsun falan mısın filan mısın? Ha. Burası pardon. Civata yerimiz. Bak civataları hemen koyduk. Para oğlum bunlar hep. Para. Milli servet. Unutmayın. Ya şunda da bak böyle bir oluşum. Şunlar ne abi? Ya bunlar da plastik odası. Bunları da yani mesela plastikli bazen ateş tutuşturabiliyorum ama onları da satacağım. Polietilenden pek bir şey olmaz. Şunu takacağım abi. Bunu takacağım kaç zamandır. Bu kötü oldu burada. Allah'ım ya Rabbim ya. O bizim başımıza sıkıntı açken şunları Allah cezanı vermesin. Ulan ya. Ama belliydi yani düşeceği bak. Düştü ve kapandı yani. Onun yeni yeri zaten şura olacak da. O kutuları falan bir düzenleyelim. Telle de işimiz bitti. Teli de metal hurdasına. Metal hurdası da doldu taştı abi. Yani artık güzel istifleme yapmak gerekiyor. Onun için onu şunu şuraya koyayım. Bunu kullanacağız illaki bir yerde. Bir şekilde. Evet şunları alalım. Sizinle birlikte toplayayım. Bunların yeri bura değil. Bunların yeri şura. Şura abi. Hop ışığımızı yaktık. Buraya koyacağım abi. Çünkü uzun abi. Kaşımıza gözümüze değiyor orada. Ayağımıza elimize. Şununla ilgili bir şey yap demişti ya. Ne demişti? Ya bunlar ya küçük bu ya. Yani küçük ustam bu ya. Bu olsa olsa saksı olur yani. Hani olsa olsa o olur yani. Neyse bakalım. Dur bakalım. Şu testeremizin yeri aslında şey ama dur bakayım. Testeremizin yeri burası. Ya ama dağınıklık var ya ufaktan kenarda köşede. Ondan dolayı dur neyse aldık. Testereye de şurada bir yer yapayım olmadı ya. Şöyle bir yer yapayım. Yani sonuçta burası metal iş bölümü şurası. Ulan ya. Dur bakalım. Bununla ilgili bir proje yapacağız bakalım. Hadi Allah'a emanet. Selamun aleyküm gençler. Vallahi canlı yapalım diyoruz iki gündür. Lan internette bir yavaşlama var diyorum lan, herhalde bölgesel bir şey yani, kısıyorlar mısıyorlar falan. Burada da zaten 18 megabit ya. Hani ben yaza 16'dan 18'e çıkarttırdım. Yani meğer faturanın biri gecikmiş. Türk Telekom artık böyle önlemler alıyormuş. Yani hemen yapıyormuş, aradım. Hemen kısıtlıyormuş. Ulan ben ne diyorum, ne oluyor ya? Hemen faturayı ödedik. Zak zak yani internetimiz hızlandı ama canlı yapamadık yani, iki gün geçti. Ya yaparız ya, buradayım işte, hücre evi gibi böyle soba, ben işte burada böyle çöpleniyorum. Yani Japon kanalım açık, NHK World Japan. Yani böyle geçiriyorum günleri. Yarın bakalım arayacağım ustayı.
Gelebilir kale buldurucu. Ya pazartesi dedi ya salı, işi uzatmazlarsa bir yerde bir işi varmış. Sormadım yani, özeldir diye belki. İnsanlara saygımızdan. Ev yine bombok darmadağın. Evin anahtarlarını, prizlerini, anahtarlarını falan saydım dün biradere. Onu bildirdim. Onlar şimdi elektrik piyasasında falanlar ya orada. Bir de benim odaya hangi marka, hangi renk, böyle metal rengi, böyle uzay kasa hesabı almıştık. Almıştım ben, yapmıştım. Onları hesapladım. Bir de işte eski şeyler var bak şurada. İşte telefon, üçlü telefon fişi, işte yok anten fişi, onları iptal edeceğim, sökeceğim. Hatta ben onları niye getirmedim tornavida, sökecektim ya. Onları sökerim yarın. Usta çünkü tamirat yapacak, buraları sıvayacak falan, bu kanalları, zartları, zurtları. Diyeceğim ustacım yani şey yap, hani sıva gitsin yani. Oraları da sıva, kapat. Yani sonuçta boya yapılacak. Veyahut da yo, ona deriz yani, sonuçta sıva yapacak. Ben bile yaparım onu, zırt zırt zırt. Dur bakalım ne olacak bakalım. Hadi Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.